Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Efendim bugün de her zaman olduğu gibi Türkiye'nin ekonomi gündemini sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Biliyorsunuz önemli bir seçimi geride bıraktık ve yerel seçimleri de atlattıktan sonra tekrar eski gündemimize, gerçek gündemimize yani ekonomiye geri dönüyoruz. Bugünkü konumuz tabii ki dolar. Dolarla ilgili yine tahminlerimizi yapacağız, gelecek projeksiyonlarımızı sunacağız. Bundan sonra özellikle dolar kurunda neler yaşanabilir? hangi gelişmelere bağlı olarak ne tür değişimler gözlenebilir bunların hepsini sizlerle paylaşacağım ama öncesinde belirtmek isterim sevgili dostlarım. Burada konuştuklarımızın hiçbiri kısa vadeli öneriler değildir. Öncelikle bunun altını çizelim. İkincisi biz asla ve asla size dolar alın, dolar satın, hisse senedine girin, borsada yatırım yapın gibi herhangi bir yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz. Burada biz ekonomiyle ilgili görüşlerimizi sizlerle paylaşıyoruz ve bu görüşler ışığında isteyen istediği yatırımı yapar ya da yapmaz. Ki yorumlarda da bizden yatırım tavsiyesi almak isteyen herkese biz yatırım tavsiyesi vermediğimizi ısrarla söylüyoruz. Keza yine kanalımızda da bu konuyla ilgili açıklama var. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermediğimizin altını çiziyoruz sevgili dostlarım. Kimse bunları bir yatırım tavsiyesi olarak algılamasın. Biz sadece size bir öngörü sunuyoruz. Misyonumuz da yok, niyetimiz de yok. Zaten biz finansal piyasaları da önermiyoruz sizlere. Siyasetçi devreye girer, Merkez Bankası olağanüstü hareketler yapar. Yurt dışından ani bir gelişme olur, aniden bir haber gelir. Dolayısıyla bizim söylediklerimizin tersi çıkar. Ya da öyle bir şey olur ki bizim söylediklerimiz birebir oturur. Bunu kimse bilemez sevgili dostlarım. Ne ben bilebilirim ne Nostradamus bilebilir. Sonuç itibariyle sevgili dostlarım, benim sizlere önerim burayı bir bilgi kanalı gibi kullanmanız. Bizim bir sözümüz var. Biz doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz diyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz sevgili dostlarım. Yani biz birilerinin istediğini asla ve asla söylemeyeceğiz. Söyleyecek olsaydık emin olun çok daha farklı mecralarda olurduk. Aynı diğerleri gibi. Biz de yandaş olmayabilirdik. O kolay. Onu yapmak kolay. Hadi gelin de siz bizim yaptığımızı yapın. Efendim dolarla ilgili tahminimi revize ediyorum. Evet 10 lira demiştik. Dolar 10 lira olabilir demiştik. Ben dolar tahminimi özellikle bu yıl sonuna kadar 12 TL'ye çıkartıyorum sevgili dostlarım. Yok mu arttıran diyebilirsiniz. Öyle diyorsanız siz bilirsiniz ama bakın Türkiye'ye F-35'in parçaları verilmemeye başladı. Yarın öbür gün Amerika F-35'i de kesinlikle Türkiye'ye vermeyeceğiz diyebilir. S-400 ile ilgili demek ki arka planda iyiden iyiye her şey kızışmaya başladı. Dolayısıyla S-400 ile ilgili kriz de büyüyebilir. Sevgili dostlarım bakın yerel seçimler gerçekleşti. Yerel seçimlerde de hükümet 3 büyük ili kaybetti. Bunlardan birisi İzmir, birisi Ankara ve birisi de İstanbul. Ancak İstanbul'u kaybettiğini bir türlü kabullenmek istemiyor ve hala sandıklarda yeni sayımlar, yeni itirazlar geliyor. Yani dolayısıyla yanlışlıkla bir şekilde bu sandıklar konusundaki hükümetin ısrarı devam ederse ve eğer ki şüpheli bir şekilde İstanbul Belediye Başkanlığına mevcut iktidarın belediye başkan adayı geçerse o zaman seyredin alemi. Gerek Türkiye'de gerekse uluslararası piyasalarda bu konu çok yakından takip ediliyor sevgili dostlar. Ve şunu söyleyeyim sevgili dostlarım sizlere, hükümet en ufak bir antidemokratik harekette bulunursa, özellikle çok göz önünde olan İstanbul'da böyle bir harekette bulunursa emin olun doları kimse tutamaz. Bizim yıl sonunda dediğimiz 12 liralar 2-3 gün içerisinde bile bir anda görülebilir. Bu kadar net söylüyorum size. Eğer İstanbul'la ilgili anti demokratik bir ortam doğarsa ha şunu demiyorum bakın. Her şey incelenir. Doğru olan Binali Yıldırım'dır. O zaman Binali Yıldırım'ın hakkı teslim edilir. Ama bu saatten sonra hele ki Yüksek Seçim Kurulu bir açıklama yaptıktan sonra Binali Yıldırım kazandı ifadesi kullanılırsa ve bu, bu konu Avrupa'ya ve uluslararası arenaya taşınırsa emin olun ama emin olun şu anda gördüğünüz doları var ya mumla ararsınız. Gerçekten söylüyorum mumla ararsınız. Velev ki olmadı yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. O zaman da sevgili dostlarım Türkiye'nin problemleri devam edecek. Nedir bu problemler? Türkiye'nin enflasyon problemi devam ediyor. Türkiye'nin işsizlik problemi devam ediyor. Türkiye'nin faiz problemi devam ediyor. Bakın tahvil faizleri %17'den 21'e geldi. Bir ara 23'leri gördü. Diğer yandan dolar hızlı hareketler yapıyor yukarıya aşağıya doğru. Bir ara 5.85, 5.90 seviyeleri görüldü. Tekrar 5.28 seviyesi görüldü ardından. Yani dengesizlik hat safhada. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinde taşlar yerine oturmuş falan değil. Biz sadece bir seçim atlattık ve 8'inde de hükümet yeni ekonomi programını açıklayacağını ifade ediyor. Daha önce açıklamayacağım demesine rağmen. Evet bundan 6 ay önce artık yeni bir program açıklamayacağız demiş Sayın Berat Albayrak. Ama şu anda yeni bir program açıklanıyor. Dolayısıyla Türkiye'de ekonomi şu anda pamuk ipliğinde sevgili dostlarım. Ve doların gevşemesi için hiçbir sebep yok. Görüyorsunuz 5.40'lı seviyelere kadar geri geldi ama tekrar yukarıya hareket etti. 5.60'lı seviyeler tekrar zorlanıyor. Birkaç gün içerisinde tekrar gördüğümüz o 5.85-5.90 seviyeleri görülebilir. Dolayısıyla ne buna kimse şaşırsın ne de dolar 5.40'a gelirse kimse şaşırsın. Ama 5.40'ın altı var mı derseniz ben 5.40'ın altını görmüyorum sevgili dostlarım. İki kere denendi, ikisinde de geriye dönüldü ve dolar yukarıya trendini korumaya devam etti. Eğer ki kriz büyütülürse biz doları bir anda 12 liralar civarında görebiliriz. Ya da yıl sonuna kadar kademe kademe 12 liraları görebiliriz. Diğer taraftan eğer ki kriz büyütülmezse de biz yine de doları 7 lirayla 10 lira arasında bir noktada göreceğiz. Çünkü makroekonomik dengeler ortada sevgili dostlar. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni videolarımızda tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın, mutlu kalın. Bizleri izlemeyi ihmal etmeyin. Yorumlarınızı mutlaka yapın. Kanalımıza istiyorsanız abone olun ve dostlarınızla paylaşın efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalın, mutlu kalın.